Bugün kendime bir iyilik yaptım ve içkiyi bıraktım. Spora başladım. Mutluyum çünkü sağlıklıyım. Kalbim de çok hızlandı. Kalp krizi geçirmeyeyim şimdi. Genç yaşta ölenler kervanına. Aman sus Selim. Neden oldu? Çünkü demin mutlu oldum. İnsan mutlu olunca sanki cezalandırılmalı. Bu nasıl adalet Allah aşkına? Canım annem, başım derde girince hemen hisseder. Böyle durumlarda hep şöyle yaparım. Kız güzel diye millet ağzına düşer. Şekil al. Ben hiç bakmam. Sanki o yokmuş gibi davranırım. Hı-hı. Ne yapıyorsun sen? Hani sen medeni bir çocuktun? Unutma ki medeniyette insanların zaaflarından faydalanmak yoktur. Ama güzeldi. Ben medeni değilim. Belli oldu. Medeni toplumlarda öpüşmek son derece doğaldır. Hatta sevgi belirtisidir. Kadının şeyi mi göründü? Olaya müdahale etmeliyim. Bu adamın niyeti bozuk. Kanalımı çevirsem. Ya laf ederse, sana ne be, başımıza ahlak bekçisi mi kesildin derse, vallahi der. En iyisi izin isteyeyim. Pardon, affedersiniz. Affedersiniz, pardon. Pardon. Kabul ediyorum. Ben salak birisiyim. İşin kötüsü kız salak olduğumu anladı. Neyse olsun. Salak olmakta müthiş bir özgürlük var bence. Babacığım biz geldik galiba. Ben arayacağım seni, tamam mı? Hadi öpeceğim. Yurt dışından mı geldiniz? Evet, iyisiniz değil mi? İyiyim. Lan oğlum adam düştü ya. Kemer taksaydınız bari. İstanbul'a hoş geldin. Nasılsınız? 72 saat sonra kendine. Canım annem yine hissetti. İyi misin? Evet evet iyiyim. Sağ ol. Çok kötü vurdun çünkü. Ya bence dava etmelisin. Ben senin yerinde olsam öyle yapardım. Yok ya, olur böyle şeyler yani. Aslında bunu takmama da gerek yok. Hayır hayır. Doktor ilk 72 saat çok önemli dedi, sakın. Belgelerin. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Gerçekler bize her zaman doğruyu söyler. Gerçek bir. Ben göbekli, hiç de yakışıklı olmayan birisiyim. Sonuçta ben Ahmet Kayumtu değilim. Gerçek iki. Benim yaşım da bayağı var. 42 yaşındayım. Ama Şener Şen de 40 yaşından sonra meşhur oldu. Kendimi avutmayı çok seviyorum. Oğlum arıyorum arıyorum, niye açmıyorsun? İşlerim vardı anne, geri dönemedim. Neredeydin ki geri dönemedi? Sana müjdeli bir haber vereceğim. Hazır ol. İçkiyi bıraktım. Vallahi. Vallahi. Eroini? Anne ben ne zaman eroin içtim Allah aşkına ya? Sen bir şey sarıp içiyordun Selim. Onu zaten bıraktım. Her şeyi bıraktım. Geldiğin zaman bambaşka birini bulacaksın. Namaza mı başlasan? Anne ne namazı? Sen ne zaman geliyorsun? Gece 3 uçağıyla geliyorum. Sabah namazını orada istiyorlar inşallah. Tamam tamam, sabah oradayım. Yılmaz abi içkiyi bıraktım. Yine mi? Vallahi. Karaciğerde bir parmak yağlanma çıktı. Bu iki parmağı çıktığı zaman yandım. Karaciğer iflas. Onun için şimdi spora başladım. İyi hissediyorum kendimi. Yüz versen yeter.
Hadi sağ ol, kolay gelsin. Adım Selim. Televizyona dizi senaryosu yazıyorum. Öyle övünebileceğim bir iş değil. Yazıyorum işte. Aslında niyetim bir film senaryosu yazmak. Adı içimdeki ses. Ama nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Akın abi. Hoş geldin Selim Bey. Hoş bulduk. Şunu bir hallet ya. Sağ olasın. Sağ ol. Abi sen gelsene şöyle. Hoca seni görmek istemiyor. Ne oldu lan? Abi bölüm çok kötü. Mantık hata alayı da durdu. Seyirci ilk 10 dakikasında katili çözüyor. İyi de ne yapayım abi? Bölüm 200 dakika ya. Vallahi bilmiyorum artık. Ha bak o da sabahtan beri sana hatırlanıp duruyor. İşi bırakacağım falan diyor, haberin olsun. Yanındaki kim? Hamdi, dublörü. En iyi dostuymuş. Artık onunla takılıyor. Allah Allah. Niyeymiş? Yalnızlıktan diyor. Aslında beni Yılmaz Erdoğan'a çok benzetirler. Bir akrabalık var mı diye soracak olursan yok. Zaten o doğulu sanırsam Hakkarili. Ben de doğma büyüme Ankara Haymanalıyım. Babam Milli Eğitim Müdürü, annem de öğretmen. Ne haber abi? Oo, hoş geldin canım kardeşim. Ne var? İyi abi, sen de ne haber? Merhabalar. Merhaba. Ne oldu kafana senin? Yok ya, önemli bir şey değil. Hatta çıkartayım şunu. Ya şey, ya bu şey bölüm kötü gelmiş diyorlar mı? Ya evet Selimciğim, sen eskiden daha güzel yazardın. Neydi o, içimdeki ses miydi, neydi? Ses, işte be. Yazacağız bakalım. Evet, öyle şeyler sen yaz. Ödülü olmayınca olmuyor. Biliyorsun Selimciğim, yani sırf televizyonda yürümüyor bu işler. Yani gerçi çok ödüllü olunca da olmuyor. Bu sefer iş vermiyorlar. Hanım kızımız da tam bu konuyla ilgili görüşmek için gelmişti. Buyurun hanım kızım. Şimdi efendim biz özellikle kariyeri kötü giden oyuncu olsun, müzisyen olsun, iş adamı olsun, onlara parayla ödül veriyoruz. İşte bunlar da fotoğraflar. Her şeyi biz ayarlıyoruz. Önce bir basın bülteni hazırlıyoruz. Sonrasında basına servis ediyoruz. Onlar da yayınlıyorlar. Akşam ne yapıyorsun? Bir şeyler yapar mı? Bir şey içeriz falan. Hani sen karar verirsin ne yapacağımıza, ne içeceğimize. Karaciğerin kendisini toplaması 21 günmüş. Kaldı 20 gün. İyi de nasıl geçecek bu 20 gün? Yani şimdi ödüle göre değişiyor tabii. Yani ne mesela? 10.000 dolar olan var, 15.000 dolar olan var. Ne diyorsun? İstemem, kalsın, çok pahalı. Bak Hamdiciğim, ben o gün sinirli olurum. Canım bir şeye sıkılmış olabilir. O zaman diyeceksin ki bu adamın bir sorunu var. Gerekirse susacaksın, olmadı alttan alacaksın. Ben niye hep alttan alıyorum? Ya ben sana ne diyorsam sen onu yap güzel kardeşim. Uzatma yani. Bak canım kardeşim, evet ben senin dublöründüm. Ama şimdi arkadaşınım. Geçti artık o günler. O zaman ben kendime başka bir dublör bulurum. Beni terk mi ediyorsun? Kardeşim viskimi tazeleriz. İçelim mi? Ben bıraktım ya. Yarın bırakırsın. Bugünün özelliği ne? Ahmet Kayıntu. Of. Ben sevmediğim adam da kapıdan içeri girdi. Ya ben anlamıyorum, bu lok bu çıtırları nereden buluyor? Tamam yavrum, tamam. Selim ne haber? İyidir ya, senden ne haber? Ne oldu, işi mi bıraktın sen? Ya artık vücut kaldırmıyor, böyle spor mipor takılıyorum işte Ahmet. Doğru, 45'i geçtin değil mi sen? Senin yaşın kaç acaba? Küçül de cebime gir, hıyaraz. Kızın yanında hava atıyor salak. Gerizekalı. Şımarık. Göt. Ağzımdan kaçtı. İçimden kaçtı. Bana mı selam verdi acaba? Tanıdı galiba. Ha değilmiş. Evet, işte gerçekler. Kabul ediyorum. Ben mutsuz birisiyim. Teyzeciğim havadayız. Kapatır mısınız cep telefonunuzu?
Açmıyor ki evladım. Lütfen kapatın telefonunuzu. Allah'ım yarabbim. Açmıyor diyorum sana. Anlayışın kıt mı senin biraz? Bakın hanımefendi, sizin yüzünüzden uçak düşebilir. Şu kadarcık şeyle. Aa. Sübhanallah, 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 sübhanallah. Teyzeciğim. Tamam bak kapattım. Sayın doğrularımız, inişe geçiyorlar. Lütfen geçelim. Ay inişe geçtik. Ne yapacağım havaalanına tek başım. Bize gideriz hemşire, merak etme. Hastese bak bakayım geliyor. Baktım yahu gelmiyor. Of. Ah. Ay, anne. Açtı. Oğlum. İniyoruz biz. Evet ben şu anda yoldayım zaten. Teyzeciğim yine telefon elinizde. Ha. Evet. Kapattı. Ağzına sıçayım Selim senin. Birader bir şey unutmadın mı? Oh. Ay. Şu dünyada bana en büyük hediye nedir diye sorsalar oğlumun içkiyi bırakması derim. O kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki hadi sevinçten ağlayabilirim. Aferin benim akıllı kuzuma. Aferin benim akıllı oğluma. Hangi sakatatçı bu yanakları istermiş? Anne ne olur. Aferin benim yanaklı kuzuma. Ay anne yani sarkacak ne olur lütfen yapma diyorum ya. Doğruyu söylemek gerekirse ben eskiden senden çok utanıyordum Selim. Niye dersen herkes soruyordu oğlun niye içiyor diye. Doktor veriyormuş diyordum. Ne yapayım atıyordum yani. Ha bir de eroin içerdi bu. Aa olmaz ama. Yani anne ben hiçbir zaman eroin içmedim biliyorsun. Bir de her sabah kamyon devirirdi. Of. Tabii çocukken. Anne ne olur lütfen ama. Ay şimdi ama şimdi tertemiz yeni yıkanmış çamaşır gibi. O kadar mutluyum ki ben oğlumdan. Şunun benim yanaklı oğlum bak. Bak bu yanaklara bak bu yanak. Ne olur yapma ne olur ya sarkacak. Namaza mı başlasan? Tekrar aynı konuları açmayalım ne olur. Beraber gideriz hacca. Anaoğlu olunca bayağı bir indirim yapıyorlarmış. Tamam anneciğim daha sonra konuşalım bunları. Eğer mutsuz olduğunuzu düşünüyorsanız size tavsiyem hemen yön değiştirin. Ben de öyle yaptım. Yalnızlık illeti gün geçtikçe vücudumu sarıyordu. Güzel annem bu illetten beni kurtarabilirdi. Evet. Yani ben anneciğim şöyle düşündüm. Ben hayatıma ciddi bir şekilde çeki düzen vermeye karar verdim. Yani bu böyle yürümüyor. Uzun süredir de bu konuyu düşünüyordum ve kararımı verdim diye de düşünüyorum. Bana taşınır mısın? Artık beraber yaşayalım, beraber kahvaltı edelim, yemekler yiyelim. Ben bıktım bu yalnızlık belasından. İstersen benim odamı alabilirsin. Oraya yakın banyo da var. Klozete tutunma yeri de yaptırabilirim. İstersen abdest almak için şey de yaptırabilirim. Hepsini istersen. Ne dersin? Şimdi yanaklarını yiyelim. Anne yani. Kimse vermiş bu yanaklarını. Acaba doğru mu karar verdim? Ah.
Annem ilk günden çalışmalarına başlamıştı. Ay bu senin içine giriyor her gün. Asit gibi. Bu asit senin içini yakıyor. Ben misafirler içer diye tutuyordum anne. Köpüre. İçini çürütüyor çocuğum. Niyeti belliydi. Hayal ettiği oğlunu istiyordu. İlk işi beni değiştirmek oldu. Amerikan filmlerindeki sağlıklı çocuk olmaya karar verdim. Portakal suyu içen, sabah sporuna çıkan o temiz çocuk. Hemen kendime bir orman bulmam lazım. Nereye gidiyorsun Selim? Kişilik problemim olduğu için yeni bir kişilik bulmakta hiç zorlanmıyordum. Ensem terlemediği halde havlu bile koymuştum. Her şeyim tas tamamdı. Artık spor zamanı. Geç bacım, geç. Bunlar da nereden çıktı şimdi? Burada bizi kesseler kimse duymaz. Tipsiz. Sana diyorum sana yanaklı. Gel. Şey yapmayacağım. Bıktık zaten bu imajdan da bu hayattan da. Ha? Ne yapıyorsun? Az daha çıkıyordu. İnşallah motoru çalmazlar. Neyse ki anahtarı bende. Ses sanki tanıyorum gibi. Elim var. Ya istediğimiz sadece bir öpücük bir anam. Ha, spor salonundaki kız. O bana yardım etti, benim de ona yardım etmem lazım. Adamlar da izbandut gibiler. Kesin bir yerlerime bir şey yaparlar. Belki de sakat bırakırlar. Ne yapacağım ben? Selim. Yardım edeceğim. Ya kör olursam? Böyle bir duruma nasıl düştüm ben? Gideceğim. Yok. Gitmeyeceğim. Gideyim. Hayır. İmdat! İçimdeki canavarımı çıkarsam. Buldum. Zeki Müren. Aşkım. Kusura bakmayın geciktim. Ay. Arkadaşlarımla geleceğini söylememiştim bana. Zeki Müren'in oynadığı İstanbul Beyefendileri gibiydim. Olayların ciddiyetini anlamayan adam. Bunlar arkadaşım değil ki aşkım. Saatlerdir kaç ton kaldırdığımı bilmiyorum. Biliyorsun spor yaparken zamanı unutuyorum. Biliyorum aşkım. Arkadaşlar siz ne istemiştiniz? Oldum olası bu karakteri çok sevmişimdir. Bu karakteri oynamak her zaman işe yaramıştır. Nerede benim burnum? Bu hareket de nereden çıktı şimdi? Selamun aleyküm. Abi. Bir sıkıntı mı var? Ay yo, teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Arkadaşlar da şimdi gidiyorlardı zaten. Hadi. Çok teşekkürler eşlik ettiğiniz için. Çok sağ olun. Bir dakika ya. Hadi. Şuna bak, memleket iyice bozulmuş. Allah'tan içimdeki canavarı görmediler. Onun ne olduğunu ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Bu arada kız çok tatlı. Teşekkür ederim. Sürekli bana teşekkür etti. Hayatını kurtardım falan söyledi. Sonra da yiyeceklerinden ikram etti. Ben hepsini yedim. Yedim. Soyadın ne? Akarcalı. Selim Akarcalı. Mesleğin? Yazıyorum işte. Yazar mısın yoksa? Yok, önemli şeyler değil. Ya nasıl önemli değil? Yazı çok önemli. Ay yazar olman hoşuma gitti. Hatta heyecanlandırdı. Ha yani temiz havadandır. Oksijen bol ya burada. Keşke sevgilim olsa. Ama mümkün değil. Çok tatlı anlatıyor. İşin garibi ben hiçbirini hatırlamıyorum. Ben bazen kendimi zihin hapishanesine atarım. Bulurum zihnimde hakim, savcı. Bir güzel yargılarım kendimi. Sonra da keserim cezamı.
Sonra da atarım kendimi Zeynep hapishanesine. Paşa paşa. Şey atarım yarattığım kendi hapishanemde. Bunları sen mi yazdın? Ya nereden buldun ki sen şimdi bunları? 25. saat karalamalar. Yazan Selim Akarcalı. En son 3 yıl önce yazmışsın. Ben bu yazıları çok beğendim. Ya çok teşekkürler. Yani öylesine yazdığım şeyler işte. İyi misin? Sen beni heyecanlandırıyorsun. Ben mi? Yok canım, Allah Allah. Nasıl heyecanlandırıyor? Ya çarpıntı çok kahve içmişsindir. Biraz o yapar. Bende de oluyor. Selim. Ben galiba senden hoşlanıyorum. Yok ya. Ne alakası var şimdi? Ben gerçekten şeydendir o. Türk kahvesindendir. Sen yalnız mısın? Ben evet. Evet, yalnızım. Yalnız yaşıyorum. Hep yalnız oldum. Yani alıştım da biliyor musun? Yazı dünyası biraz öyledir. Kendinle baş başa kalmalısın. Kendinle baş başa kaldığınızda kapattı. Allah Allah. Allah Allah. Bu ne şimdi ya? Allah Allah. Çok saçma ya. Allah Allah. Çok güzel bir kız. Yaşı da genç. Tam olarak ne dedi sana? Tam olarak senden hoşlanıyorum galiba. Durduk yerine. Beni çok heyecanlandırıyorsun dedi. Sen? Allah Allah. Başka? Bir de böyle çok sık nefes alıp veriyordu. Nefes darlığı gibi. Kuah gibi. Yani bence çok heyecanlandığı belliydi. Bak güzel kardeşim. Şu güzellikteki bir kız sana bakmaz. Çünkü biz çirkinler kategorisindeyiz. Ve bu bizim kaderimiz. Memlekette arsa marsa bir şey mi var? Yok be abi, bir şey yok. Birikmiş para, Alaçatı'da ev. Büyükbaş hayvan. Bir şeyin kokusunu almış gibi. Böyle kızlar türedi çünkü. Özellikle bu yaş grubu kızlar varlığı olan erkekleri bir şekilde kafalıyor. Aynı sene çocuk yapıyor. İkinci sene boşanma, 10.000 nafaka, 3-5 ev, 2 yılda emekli oluyor anlayacağın. Böyle bir durumun kokusunu alıyor. Doğru. Yani ben kim, o kim? Ben bir defa yaşlıyım. O genç ve çok güzel. Ben bir defa çirkinim. Saçlarımda beyazlar var. Göbeğim var. Basen bile var bende. Erkek adam da basen olur mu? Niye hoşlansın ki benden? Doğanın kuralına aykırı. Maalesef. 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 Merhaba. Ben Selim. Nasıl oldun? İyi misin? Doktor gibi oldu. Doktor Selim sanki. Bak ne diyeceğim. Müsait ol. Yaşlı gibi oldu. Genç kelimeler bulmam lazım. Boş. Boş, evet. Boş olduğun bir gün buluşalım mı? Soru. Olmaz. Şu an kendimi 25. saatte hissediyorum. Havan batsın. Merhaba. Ben Lavuk Selim. Merhaba. (Gülüyor)
Merhaba. Şimdi ne diyeceğim? Yılmaz. Bu kız sen dizi yazdığını biliyor mu? Evet, Yılmaz. Sonra konuşsak. Tamam, olay çözüldü. Bu kız diziye kapak atmak istiyor. Selimciğim, ben polise dizide oynadığım için bazı şeylere dedektif gibi bakıyorum. Anlıyor musun? Daha sonra konuşalım mı seninle? Tamam, hadi çüz. Koskoca Yılmaz Erdoğan olacaksın. Utanmıyor musun kapıları gözetlemeyi? Teyzeciğim, ben Yılmaz Erdoğan değilim. Ayrıca o Hakkari'li. Bayan tuvaletiymiş lan bu. Yarın buluşalım mı? Ben 5 yaşıma kadar Berlin'de büyüdüm. Annem Alman'dı. Ben doğarken ölmüş. Onu hiç göremedim. Sonra babam bir Amerikalıyla evlendi. Sonrası Amerika. İnsanı kendi annesini tanımaması ne demek biliyor musun? Kim olduğunu bilmiyorsun. Geçmişini bilmemek gibi bir şey. Acaba gülüşüm anneme mi benziyor? Ya da ağlayınca kime benziyor? İşte en büyük sorunum bu. Dudakları çok tatlı. Yirmi saat yazını çok beğendim. Siz hiç 25. saatte yaşadınız mı? Ben 25. saatte yaşamasını çok severim. 25. saat neresi diye merak ediyorsanız tarif edeyim. Kalabalığın içinden geçerken birden durun. Kalabalığı görebileceğiniz bir yere geçin. İşte 25. saattesiniz. Yeni düşüncelere hoş geldiniz. Akıllı da. Aslında beni en çok etkileyen zihin hapishanesi. Çünkü ne oldu biliyor musun? Meğerse ben hapishanedeymişim. Bunun farkında bile değilmişim. Halbuki ben kendimi bayağı adayı zannediyordum. Demek ki değilmişim. Bugün talih ettim kendimi. Senin sayende. Hepsi senin sayende. İnşallah bana aşık olmaz. Ben ona layık biri değilim. Bir defa o kadar param yok. O kadar kıyafetim de yok. Bir hafta sonra foyam ortaya çıkar. Çok laf atarlar, cevap vermek zorunda kalırım. Ona bir şey yapmazlar, gelir beni döverler. Elimi tutar mısın? He? Elimi tutar mısın diyorum, görmüyor musun? Elleri aynı kız eli gibi. Bir defa bir kız arkadaşım olmuştu. Onun elleri aynı amcamın elleri gibiydi. Allah'ım çok mutluyum. Kesin başıma bir iş gelecek. Böyle durumlarda hep öyle olur. Annem. Annemi unuttum. Çocuğum, aşağıda bir hoş daha var. Hoş Anne, geldin oğlum. Hoş bulduk. Sana taşındım. Ne çabuk. Yoksa sevinmedin mi? Aa, sevindim. Sevinmesine de yani biraz çabuk olmadı mı? Bak sana ne göstereceğim. Gel. Gel, gel, gel. Gel çocuğum. Nasıl? Beğendin mi? Sana sürpriz yapmak için söylemedim. Bunu hatırladın mı? Nasıl döverdim seni bununla, nasıl döverdim? Ondan böyle mal oldum. Sevindin değil mi? Tabii ki anneciğim, tabii ki. Hoş geldin evimize. Her şey çok hızlı gelişiyordu. Annem bir anda eve taşınmıştı. Ayşıl bir anda sevgilim olmuştu. Neden aldım? Beğendin mi? Oh.
Günaydın. Kendime nefis bir fakir buldum. Hayırlı olsun. Üstübaşı yama içinde, ayağında kara lastik. Tam fakir ama. Bu zamanda doğru düzgün fakir bulmak çok zor. Tabii canım, ben de dedim ki. Bundan sonra dedim, fitren zeketim benle. Biz de birer fakir bulalım. Merhaba. Ay oğulcum geldi. Hadi hemen yemeğe gel. Hadi bak şu börekten iç, çok güzel peynirli. Siyaşlanmış. Nesi yaşlanmış? Ay o saçları kırlaşmış çocuğun. Çocukluğu dün gibi aklımda. Ne döverlerdi bunu? Kim döverdi aşk olsun? Hiç sesi çıkmazdı ki. 50 oldu mu? Ne 50'si? Tövbe tövbe. Kırkındır benim. Ay maşallah. Bu yanakları hangi sakatatıyor vereyim ben? Bak Fatoş teyzem burada bak. Bak köşedeki evde otururdu hatırladın mı? Bak Ayşe teyze, arka kavaklıktaki hani. Allah'tan o şey var, birbirimizi buluyoruz. Neydi kız onun adı? Kızlar, Umre fotoğraflarını Filistin istemişler. Koşun! Bence internet insanoğlunun yaptığı sivil bir devrim. Bu devrimin sonuçları ne olacak acaba? Yeni ülkeler doğurur mu bu devrim? Misal Facebook. Ülke kursa ne olur? Facebook. Sanki bana para veriyorlar. Bana neyse Facebook'tan. Buluşalım mı? Hava dolunay. Sahile gideriz. Moda taraflarına. Şarap içelim mi? İçelim. Tamam. Yarım saat sonra modada. Tamam. Öptüm. İçelim. Hani sen içkiyi bırakmıştın? Bıraktım. Bok bıraktın. İçecek misin? Çocukluğumdan beridir anneme yalan söylerim. Bu huyum bildiği için bana hiç güvenmez. Artık 40 yaşıma geldim. Anneme yalan söylemek istemiyorum. Annenle tanışmak istiyorum. Senin gibi tatlı bir çocuk yetiştirdiğine göre kendisi de baya tatlı olmalı. Bu içkiyi kim icat etti acaba? Başımın belası. Hayat neden sürekli insanı test eder? Sağlığımıza. Bir televizyon programında görmüştüm. İki kişi var, ikisi de aynı anda şarap içiyor. Aha. Birisi şarabı içiyor, diğeri böyle ağzında dolandırıyor falan, sonrasında da tükürüyor. Ama bir bakıyorsun ikisi de aynı anda sarhoş. Çok enteresan değil mi? Evet. Ben deneyeceğim. Ben de. İşe yarıyor mu ne? Oluyor gibi. Hadi bir daha. Hadi. Yırttın Selim. Çok güzelsin. Ben mi dedim onu? Ben dedim. Bana mı dedin? Yani ben mi uyuyacaksın benim? Çok saçmaymış. Hakikaten ciddi söylüyorum. Dalga mı geçiyorsun benim? Ya hayır. Ya çok saçma ama yani. Yani. Beni hiç kimse beğenmedi ki. Ya hayatımda hiç kimse beni beğenmedi. Öyle bir anım yok.
Yani tarihimde yok. Ben öyle beğenilecek biri değilim ki. Mesela kirpikleri. Normal kirpik işte. Ne var ki? Çok güzeller. Yanakların. Yanaklarım... Normal alkolik yanakları işte. İzmir'de bayağı bulabilirsin böyle yanakları. Ben şimdi biraz kendimi iyi hissetmiyorum. Ben ne yap biliyor musun? Bence sen kendine uzun boylu, yakışıklı, bıyıklı falan bir adam bul. Ben çünkü sana layık birisi değilim. Öpüşelim mi? Ay, Allah Allah. Ben burada durur musun lütfen? Niye öpüşmüyorsun benimle? Biraz kalbim hızlandı, anladın mı? Sahilde böyle kalp krizinden ölen bir gerizekalı olmak istemiyorum. Çünkü çok saçma bir ölüm olur. Sen beni beğenmiyorsun. Hayır, hayır. Ne alakası var? Bence sen çok güzel bir kızsın. Tam beni çirkin buluyorsun. Hayır. Şey tersine mi döndü? O zaman öp beni. Gerçekten ateş bastı şu anda bana. Hadi gel yanıma. Benim babam kalp krizinden öldü. Senin bundan haberin var mı acaba? Şşş! Ne yapıyorsunuz lan siz burada? İşte en korktuğum şey. Beni öldürecekler, ona da tecavüz edecekler. Açıkçası bana tecavüz edilmesini tercih ederdim. Ölmekten iyidir. Canım, biz birlikte olmaya geldik. Nasıl? Beraber olalım istedik. Korktuğum şey başıma geldi. Siz kendinize bayağı kuytu bir yer seçmişsiniz. Burada bağırsanız da kimse duymaz. Biz de tecavüz edelim dedik. kime? Bakın bu yaptığınız çok saçma. Burası şehrin içi ya. Ayrıca biber gazım var. Arkadaşlar bence hiç saçmalamayalım. Biz de zaten gidiyorduk. Bu aramızda da kalabilir. Ben hiç kimseye hiçbir şey söylemem, tamam mı? İçimdeki canavarın çıkmasından çok korkuyorum. Eğer ortaya çıkarsa Aşıl anında terk eder beni. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, çirkinleşmek istemiyorum. İçimde kro bir adam var. Çok ama çok sinirlendiğimde bu adam ortaya çıkıyor. Acaba ben hangisiyim? Acaba ben kim? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Seviştiniz mi? Yok be abi, ne sevişmesi? Öpüşme? Yok. Bana saldırdı.
Bak bu ilginç. Nasıl saldırdı? Yani... Üzerime atladı. Nasıl atladı? Dudakları bir yerine değdi mi? Değdi. Nerene değdi? Orama buramı işte. Nerene yani? Sağ ol kardeşim. Boynuma, yanaklarıma. Dudaklarına? Denk gelmedi. Sonra dengem bozuldu. Öyle yere yuvarlandık. İşte. Korktum, başıma geldi. Felaket. Sen mi üsteydin onu? Abi düştük işte, bir şey olmadı diyor. Enteresan bir hissin olmadı mı yani? Aa, olmadı. Sıfır his. Sıfır his. El ele tutuştunuz mu? Tutuştuk. Sen mi tuttun, o mu tuttu? Aa. Sen de Ahmet Koyuncu gibisin. Abi ne alakası var ya? Yani ben o kadar yakışıklı birisi değilim ki. Nereni beğeniyor? Kirpiklerimi. Ahmet Kayıntu'nun kirpikleri de güzel. Abi istersen sakin ol. Kes sesini Hamdi. Niyeyse kendimi aldatılmış hissediyorum. Biz bir ekiptik. Anlıyor musunuz? İbrahim Tatlıses'in filmdeki gibi. Hülya Avşar bir geliyor, bütün arkadaş grubunu darmadağın ediyor. Acımasızca. İşte ben buna bozuluyorum. Gerzek. Şuursuz. Deniz çok güzel. Aa, evet öyledir. Herkes de çok beğeniyor. Acaba güçlendirmek için bir şeyleriniz var mı? Hemen geliyorum. Çok teşekkür ederim. Ay şunların güzelliğine bakar mısınız? Ne yapıyorsunuz siz ya? Hatta kirpiklerimi sana veriyordum. İbine. Kirpiklere bir şey mi sürüyorsun sen? Ay yok. Yani doğal hali aslında bakarsın ama. Sanki uzadı gibi. Yok canım. Bir şey de yaptım yok aslında bakarsın ama. Annen nerede yaşıyor? Annem? Annem şimdi bende ve Umre'den yeni döndü. Ya Umre'ye mi gitti? Evet. Gelirim ben onu. Ben yarın size gelsem tanışmış da oluruz. Olur. Olur. Ya nasıl bu kadar seksi olmayı başarıyorsun? Ben mi? Yani bir şey de yaptığım yok aslına bakarsın ama. Ay. Şu gülüşümü değiştirmeliyim. Omuzlar yamuk mu duruyor senin? Ne yapıyorsun sen omuzlar? Yamuk mu bu ya? Ne bileyim. Ne zaman yamulmuş bu ki? Yamuk bu ya. Ne zaman yamulmuş ki bu? benim ağzım yamuk mu? Yani şey daha güleç gibi yamuk mu duruyor benim ağzım? Bu ne be? Affedersiniz, ben kedi zannettim de affedersiniz. Affedersiniz.
Şu an içimde hiçbir şey yok. Yani. Zinç. Aşık olmak böyle bir şey herhalde. Sanıyorsunuz ki her şey yolunda. Sanki dünyada hiçbir sorun yok. Bulutlu hava gidiyor, ruhunuza ışık giriyor. Suratınızda hep bir gülümseme. Ben bu durumu çok sevdim. Hemen planlar yaptım. İlk etapta işimi gözden geçirmeye karar verdim. Yaptığım işler daha iyi olmalıydı. Ve en önemlisi, bu yaşadıklarımı film yapmaya karar verdim. Uzun süredir yazmadığım filmimi yazma vaktim gelmişti. İçimdeki ses. Hoş geldin Ayşıl. Hoş geldin kızım. Merhaba. Ay, peri gibi. Ne kadar açık. Bunu kutluyoruz. Hristiyan mı acaba? Kapıda kaldın çocuğum. Gel içeri. Evet, kapıda kaldın Ayşe. Hadi gelsin içeri. Gel, gel. Evet, hanımlar. Dikkat ediyoruz. Harika. Gel, gel, gel. Ben bir bez bulayım. Anneciğim, dur, dur. Ben hallederim. Anne mi? Anne mi dedin o? Ayşılcığım, o nasıl söz öyle? Yani ağzından neler çıkıyor öyle? Tipine sıçayım. Evet, bugün benim için çok önemli bir gün. Hatta en önemlisi diyebilirim. Ayrıca çok da heyecanlı. Neden derseniz, aşık olduğum adamın çok değerli annesiyle tanışıyorum. Sonunda biri bana aşık oldu. Ay, bunu ben mi doğurdum acaba? Eğer onuz bana evlenme teklif ederse ben de sizin gelininiz olacağım. Ayşılcığım, ne evlenmesi? Yani birbirimizi tanımıyoruz bile. Ne olur evlen benimle, ne olur yalvarıyorum sana evlen benimle. Ayrıca ailelerimizin verdiği kararlar Ayşılcığım çok daha önemli. O zaman içelim. İçelim. Anneni niye koymadın? Annem içki içmez. Ama bu içki değil ki. Yani gazoz gibi bir şey. Evet anne, bildiğin sosyete gazozu. Azıcık biraz koyayım sana, tadımı bak. Ay yok, siz için. Ben içmeyeyim, sağ olun. Peki. Aşkımızla. Aşkımızla. Annen hoşlanmadı benden. Ya niye böyle düşünüyorsun ki? Yani benim annem yeni tanıştığı insanlara karşı biraz soğuktur. Ben anlarım, hoşlanmadı benden. Allah Allah. Ya niye böyle oldu ki? Halbuki ben annemi çok sevmiştim. Buldum. Annenin benden niye hoşlanmadığını öğrenmeni istiyorum. Mesela annelerimden. Farkında olmadan bir hata yapıyor olabilirim. Ya annemin hoşlanmadığı bir şey mi söyledim ben acaba? Evet, evet. Ya bunları öğrenmeni istesem senden? No. Yardım et bana. Tabii ki öğrenirim ben hemen. Öğrenince hemen ara, tamam mı? Hemen ararım. Geç de olsa ara. Hemen arayacağım. Öp beni. Anne bakıyor. Muhakkak ara, tamam mı? Tabii ki ararım ben. Öptüm. Ay, ben de öptüm. Bir, eve ayakkabıyla giriyor. Ayakkabı. İki, içki içiyor. İçki. Üç,
açık giyiniyor. Ama çok tatlı değil mi? Biraz patates salatası koyayım mı size? Terlikler bence güzel olmuş. Ektari de uzun işte. Bu ne böyle kısmet gibi? Bu kızın ayarı yok Sübeyde. Hemşire, önemli olan senin söylediklerini dinlemesi. Ben ona bol uzun bir entari giy dedim. Ne bu böyle? Daracık. Şu içtiğine sosyete gazozuymuş. İçki mi? İçkiden sayılmazmış. Gazoz gibi bir şeymiş. Sosyete bunu içmeden duramıyormuş. Bu da alışmış. Tadına bakayım mı? Sen her şeyi merak et Sübeyde. Anneciğim, çayını tazeleyeyim mi? Yok kızım, sağ ol. Sizinkini? Yok kızım, sağ ol. Peki. Siz alır mısınız? Hasta kocaman. Yiyecek zannettim. Çirkin tip. Şaşı bu ne? Ay şöyle tombul tombul. Yanakları al al, birini bul değil mi? Ne bu böyle? Hayır, belini şöyle tutsam yarısı boşta kalır. Mehpare kız, şunun tadına bakayım mı? Bok iç Sübeyde, bok iç. Bak. Tövbe tövbe. Vay hoş kız. Ama böyle tatlı gibi de yani. Dur bakayım. Ay dikti kapıyı. Ay iyi de geliyor be. İnşallah. Hanımlar. Çaylar yeni çıktı. Çay isteyen. Bağlandı, bağlandı. Çabuk gelin. Annelerim, bintelerim, bacılarım. Hepinize merhabalar. Bendeniz Alptekin Güven. Güven Tur'un kalitesiyle bu senede memleketimizin en güzide yerlerine birlikte seyahatler edeceğiz. İnşallah, inşallah. Ama öncelikle izniniz olursa geçen sene hayatını kaybeden dostlarımızı anarak başlamak istiyorum. Allah razı olsun. Emekli öğretmen Saliha Karadeniz 11 Ocak tarihinde hayatını kaybettik. Yakın bir tarihte kendisini kaybettik. Mualla teyzemiz. İnşallah ışıklar içinde olur. Ama görüyorum ki siz taş gibisiniz. Maşallah size be. Dünyaya kazık mı çakacaksınız siz? Vallahi etlerinizin muncururu var sizin. Biraz da iş konuşalım. Memleketimizin en güzide illerinden biri olan Yalova'da akıllara durgunluk verecek güzellikte bir kaplıca. Açık ve kapalı havuzuyla 60 metrekareyi bulan ferah odalarıyla. Her odasında klima. Buzdolabı. Ve 51 ekran plazma televizyonlarıyla siz değerli müşterilerini ağırlamaktan kıvanç. Pardon. Ben de sizinle gelsem. Anneciğim. Annele kaplıcaya gidiyorum. Hayır hayır, olmaz. Orada sen rahat edemezsin ki. Anlamıyor musun? Bu benim için bir fırsat. Bu sayede annenin gözüne girebilirim. Annemin gözüne burada da girebilirsin. Ya yalvarıyorum sana lütfen. Sadece iki güncük. Annem benden hoşlanmadı. Bu durum ikimiz için de iyi değil. Ne olur, ne olur. Lütfen aşkım. Yani şimdi aşkım deyince de... deyince ne oluyor? Ya insan da bir hoş oluyor. Nasıl hoş oluyormuş anlatsana. İşte öyle. Nasıl değil ki şimdi? Nasıl öyle? Ne söyleyeyim? Selim duyuyor musun? Kirpiklerine bir şey mi sürüyorsun sen? Yok. Doğal hali. Güzel.
Tekin Güven, firma sahibi. Merhabalar. Mehpare Hanım da bizim eski müşterimizdir. Çok seviyor beni. Oğlu gibi sever. Ben ona tontonum falan diyorum. Acayip. Siz dizi senaryosu falan mı yazıyorsunuz? Öyle bir şey mi var? Evet, doğru. Allah Allah. Ya benim için de çok iyi oyuncu diyorlar, biliyor musun? Aman Alptekin öyle oyuncu, yaman Alptekin böyle oyuncu. Çünkü çok güzel yalan söylerim. Misal bir anda gülmeye başlarım. Ah, tipe bak ya. Sonra bir anda ağlamaya başlarım. Anne. Ama sinirlendiğimde de karşımdakine dünyayı dar ederim. Köpekler! Çok güzel dayak yerim. Beni öldürmek isterlerse asla ölmem. Birleş! Sevgilim, ya bavullarıma yer bulamıyoruz. Merak etmeyin küçük bayan. Güven turda çözülemeyecek hiçbir problem yoktu. Klima yok mu? Yok dedim ya abla. Ay ama çok sıcak. Onu da dedin. Alptekin, klimayı açsana be çocuğum. Yok, yok. Geçen sefer vardı ya. Geçen sefer de yoktu. Vardı evladım, vardı. Şu gazozdan var mı? Var. İstiyor musun? Evet. Şöyle öne gel bir. Dön. Sevgili annelerim, teyzelerim, bacılarım. Aramıza yeni katılan küçük bayanı da unutmayalım tabii. Sıra geldi radyo tiyatrosuna. Coşkulu, coşkulu. Çok güzel ağlayacağız şimdi. Koskoca kadınları ağlatmaya utanmıyor musunuz? Merak etmeyin küçük bayan, onlar böyle şeylerden çok hoşlanır. Ya ne hoşlanması, baksana hepsi ağlıyor. Güzel olduğunuz kadar sertsiniz de. Bunu sevdim. İsterseniz kapatayım yani. Kapat. Çok güzel ağlıyordum çocuğum. Tamam tamam, tontonlarımı açıyorum, tamam. Kestiğin çırını kıramadık yavrularım. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmam için. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulun silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'ya karbonmonos... Sesin ne kadar Yılmaz Erdoğan'a benziyor. Aynen. Hep benzetirler. Ama onun sesi kalın. Bas yani. Benimkisi ise tenor. Yani müezzin sesi. Şöyle. Yasin vel Kur'anul Hakim enneke mel murselin. Bu mesela tenor. Aynen. Hadi abi gidiyoruz. Tontonlarım, küçük hanım. Lütfen benimle gelin. Şuranın güzelliğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu lambaya bakın. Abiye bakın. Şaka şaka. Hadi buyurun, buyurun. Şu kapılara bir bakın. Dua her yerde. Alo, seni arıyorum. Ay kim arıyor ya? Kapatın, kimse yok. Ay, evet, buyurun, devam edelim. Buyurun, buyurun. Midem bozuk biraz. Hadi biraz müzik dinleyelim. Hayır. Çalışmıyor. Evet, buyurun hanımlar. Hanımlar, tarih budur işte. Duymak, dinlemek, sadece şahitlik etmek. Şu duvarlara, şu yüksek tavana bir bakın Allah aşkına. İşte bunu seviyorum. Tarihin bize bir armağanı. Teşekkür ederim. Kabul ediyorum, bizde. Tarih size selam söylüyor hanımlar. Aleyküm selam. Çok güzel. Şu kokunun muhteşemliğine bir bakın ya. Elden ele. Hadi tontonlarım devam edelim. Takip edin beni. Evet buyurun hanımlar. Öyle buyurun. Değil.
Bildiğin bok kokuyor. Harika. Eksantrik. Beautiful. Yani burası bana Sultan Süleyman Hanım Fatuha Hanım var. Değil mi? Hadi buyurun, buyurun. Burası da hatıra duvarı. İsteyen bir parça koparabilir. Devam, buyurun. Ay, bu işin içinde bir şey var. Ben odamı başından beri güvenmedim. Alptekin mi? Azıcık sahtekardır, pek güvenilmezdir ama gülek çocuktur. Ay, bir şey diyeceğim. Ben çok bunaldım. Birer gazoz içelim mi? Bokiç Sübeyde, ha? Oldu mu? Bokiç. Gelin tontonlarım, şimdi izninizle bahçeye çıkalım ve size devasa havuzumuzu göstereyim. Havuz. Yapma be. Yapma be, bir şey yok. Tamam, ben de. Münevver teyze. Tarih seni içine çekti. Sana hoş geldin diyor. Ne diyorsun? Ne diyeyim oğlum? Hoş bulduk diyorum. Oh, tamam, hadi ver elini. Hadi, hadi. Bravo, bir alkış, bir alkış. Buyurun, buyurun. Gelelim havuzumuza. Ay, çok güzel. Ay, bu ne ya? Ay, yemyeşil ırmak gibi. Aa, burada ne varmış? Beni havuzun içine çekiyor. Bakalım bu savaşı kim kazanacak? Hadi. Ha. Ne oldu? Teslim ol küçük kurbağa. Teslim ol. Böyle duruyor ya. Doğayı, hayvanları çok seviyorum. Ben çok de seviyorum. Seni seviyorum. Öpeceğim Alaaddin. Alaaddin ne ya? Alptekin. Allah seni kahretmesin. Hanımlar, şu suyun yeşiline dikkatinizi çekmek istiyorum. Su dediğin yeşil olmalı mesela. Tıpkı doğadaki gibi. Alptekin Bey. Bir saniye hanımefendi. Demonstrasyonumu bitirmedim daha, çalışıyorum. Bir saniye. Buyurun, doğaya dokunun, buyurun. Doğa sizi bekliyor. Sana dokunayım, sana dokunayım. Hadi kızlar, yüzelim. Aa, asla olmaz. Çok acıyor bu. Korkmadan dokunabilirsiniz. İçebilirsiniz bile, buyurun. Ben dayanamıyorum. Ne yapıyorsun? Ay, ben dayanamıyorum. Ay, baba. Ay, dur. Ay, İşte aradığım ruh bu. Anne yüzmesini biliyor mu? Yo, bilmiyor. Niye atladı o zaman? Bilmiyorum. Neydi bu? Açıkmıyorlar. Bence biraz daha bekleyelim. Sorun yok. Bir sorun mu var? Var. O it kendini ne zannediyor ha? Yani... Pardon aşkım arıyor. Aşkım ne yapıyorsun? Aşkım ne yaptın biliyor musun? İki kişinin hayatını kurtardım. Annem? Annem iyi mi? Merak etme annem iyi. Aşkım anneme niye anne diyorsun? Çünkü annem de ondan tatlı çörek. Ben miyim tatlı çörek? Niye böyle konuşuyorsun? Aşkım öptüm, araba geldi, şimdi konuşuruz tamam mı? Tamam hadi aşkım, ben de seni öpüyorum. Mucuk 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 mucuk. Şu kepiklerini kestir kestir. Karakterini bozuyor. Buyurun siz de binin. Siz de geçin. Buyurun, hoş geldiniz. Siz hanımefendilere yardımcı olur musunuz? Koyduk mu hepsini? Ne olur dikkatli koyalım. Tabii. Onu dik koyalım. Tabii. Şunu da. Teyzeciğim sen niye kaldın ya? Seni yalnız bırakmak istemedim. Hadi sen de git Allah aşkına. Ben ne yapayım tek kişiyi? Ağzına sıçayım seni. Gel Nevver teyzeciğim gel. Hadi sen de bin. Anneciğim sen de bin. Geç. Thank you.
Platin var evladım bacağımda. Anlıyorum, hoş geldiniz. Platin. Hoş geldin. Aa, hoş bulduk. Gazoz mu evladım? Yok, limonata. Sağ olun. Ay, benimki de platin. Neydi oğlum? İçimdeki ses. İçimdeki ses. Olmaz. Ben içindeki seks demiştim. Bak, bu olur. Ben sizden bir Recep İvedik tarzı bir şey istemiyorum. Vivian miydi? Kimdi la o salak oyuncunun yazdığı? Kimdi? 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 Erol Günaydın. Onu da istemiyorum. İkisinin ortası. Eyvah eyvah. Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer. Beni Yılmaz Erdoğan'a... Sen yemeyecek misin? Yok, benim terimde çıkıyor. Kızlar sevmiyor. Beni Yılmaz... Sen? Benim kız arkadaşım vejeteryan abi. E peki sen? Ben de vejeteryanım. Şahsiyetimiz de yok diyorsunuz yani. Şimdi şöyle mi hikaye? Güzel bir kız var. Senin gibi bir hödüye. Tam olarak hödük demeyelim de abi. Çirkine diyelim. Aşık oluyor. Sen inanamıyorsun tabii. Anamla tanıştırıyorsun. Nereye gidiyorlardı lan? Kaplıca'ya. Kaplıca'ya. Oğlanı sen oyna o zaman. Olmaz abi. Niye? Adam çok çirkin biri. O zaman sen oyna. Kabalaşmak gibi olmasın. Ben çok kız götürürüm. Sen? Beni Yılmaz Erdoğan'a çok benzetirler. Laf aramızda beni de Kevin Spacey'e çok benzetirler. Sen kirpiklerine bir şey mi yapıyorsun lan? Yok abi. Doğal hali ama. Şaka mı? Özelliğin vardı, o da gitti. Hepsi senin yüzünden. Benim güzel birisi olmamı istemedin. Kendin gibi çirkin biri olmamı istedin. Benim Ahmet Kayıntı olmamı kaldıramadın. Ama yanıldın. Günün birinde ne kadar yakışıklı biri olduğumu anlayacaksın. Günün birinde anlayacaksın. Çok kötü. Küçük bir travma. Burcumuz ne kadar? Ay gelenlere bak. Aa. Ay dur bak. Ay deli gibi çocuklar var. Günaydın oldu falan. Ayşe'lere bak. Bunların hepsini sen üstlendin. Tek başına olmaz öyle şey kızım. Anneciğim. Ben böyle mutluyum. Olmaz. Al sen şunu. Benim de bir katkım olsun. Tabii. Hadi hadi. Ay. Pırlanta benim gelinim. Pırlanta. Pırlanta. Allah gönlüne göre verdi. Annem kendine bir kız çocuğu bulmuştu. Ayşıl ise kendine hiç görmediği annesi. Ayşıl yeni aşkını bulmuştu. Annem. Annemse bu durumdan pek memnundu. Beraber alışveriş yapıyorlar. Beraber geziyorlar. Vakitlerinin neredeyse tamamını birlikte geçiriyorlardı. Buna itirazım olamazdı. Tabii ki birlikte vakit geçirsinler ama ben ne olacağım? Kimse benimle ilgilenmiyordu. Sanki evdeki tek gereksiz şey bendim.
annem Ayşalı gün geçtikçe kendine çekiyordu. Çok saçma ama Ayşalı annemden kıskanmaya başlamıştım. Ay çok güzel olmuş. Hay Allah. Sen de biraz gez dolaş. Bütün gün evde oturuyorsun. İşte korktuğum şey başıma gelmişti. Ayşıl aynı annem gibi konuşuyordu. Bu da babası gibi. Bütün gün evde oturur. Bir gezeyim, tozayım demez. Ay çok sıcak. Şimdi size soruyorum. Sevgiliniz anneniz gibi konuşursa, anneniz gibi davranırsa ne yaparsınız? Her şey aklıma gelirdi ama Ayşıl'ın anneme benzeyeceği hiç aklıma gelmezdi. Ha, akşam ezanı okundu bu arada. Akşam ezanı mı? Ha, gece ezanı mıydı? Hayır. Neydi? Böyle bir durumda siz ne yapardınız? Sen hiç annene benzeyen birisiyle sevgili olmak ister misin? Allah aşkına söyle ya. Kesinlikle istemem. Yani? Peki sen o kızla yattın mı? Abicim sen de hep aynı soruları soruyorsun bana ya. Ne yapayım oğlum, merak ediyorum. Sanki benim dışımda herkes sevişiyor. Ya da bana öyle geliyor. Abi Hamdi'yi bulduk. Bardağı taşıran son damla. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. Ben seni beni sevebilme ihtimalini... İlkokulun silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'ya karbonmonoksit sonbaharlar yaşanırdı. Ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en ihtiyar, ömrümün en çocuk yolunu koşuyordum. Çünkü annem oluyordu, babam kokuyordu sonunda. Ben seni, beni sevebilme ihtimalini sevdim. Şiir böyle okunur Hamdi Efendi. Senin gibi böyle taklit ederek değil. Kaça aldın sen şu ödülü? Para vermedin şirketten. Bak Yılmaz'cığım, çok ileri gidiyorsun. Kız arkadaşım yanımda, ağzımı bozdurtma beni. Aşkım, aşkım lütfen insan. Aşkım mı? Hadi buyur. Bir Ahmet kayıntu daha. Ne kadar oldu abi? Bir ay falan oldu işte. O zaman karaciğer genç kız. Valla söyleme sayıp biraz öyle. Madem karaciğeri temizledin, 18 yıllık malt. Şunun bir tadına bak. Yok ben içmeyeyim. Havada erken. Sonra devamı geliyor bende. Al ya bir yudum, ne olacak? İçeyim. Oh. Acıymış. Bunu nasıl içiyorsunuz ya? Flaş, flaş, flaş. Ünlü senarist Abdul'dan önünü bile göremiyor. Az sonra. Ayakta durmakta zorlanan ünlü senarist arkadaşların yardımıyla ayakta durabiliyor. Anneciğim, vallahi billahi ben içirmedim. Arkada ben kavga ediyordum. Hadi ben kaçar. Motorun anahtarları. Dur, dur. İyi geceler. Ay. Güldürdü, güldürdü. Motorunu aldı gitti. Salak. Abi, şey ise. Oğlum sen bana söz vermedin mi? Bir daha içmeyeceğim demedin mi? Ha? Hadi bir iki kadeh içtin. Niye bu kadar içiyorsun? Bir iki kadeh de içmeyecek. Hiç içmeyecek. Bir iki kadeh tam bir şey olmaz ki. Yoksa sen içiyor musun? Bu kaç? Vallahi da içmiyorum anne. Yalan. Anne vallahi da billahi da içmiyorum. İyi. Selim. İnsan ben değiştim dediğinde değişebilir mi? Peki daha önce yaşadıklarımız, duygularımız, tecrübelerimiz ne olacak?
Hepsini çöp kutusuna mı atacağız? Madem Ayşıl değişmeye karar vermişti, benim de değişme zamanım gelmişti. Selim, bu babanındı çocuğum. Toprağı bol olsun. Bu da babanındı. Giy bakayım üstüne. Hava da soğuk. Aa, ay çok yakıştı çok. Bu da benden sana hediye. Ay yüzüne nur geldi evladım. Elhamdülillah. Yeni rolüm belli olmuştu. Babam. Hayatım boyunca babama benzememek için uğraştım. Çalıştım, okudum, çabaladım. Sırf babamdan daha iyi olabilmek için. Dönüp dolaşıp her şeyi merak eden babam olmuştum. Bundan kaçış yoktu. Babamı eleştirdiğim her şeyi yapıyordum. Sık sık para sayıp cebine koymayı bile. Onun için de babamın anneme yaptığı her şeyi yapıyordum. Pis şakaları bile. Pes edin! Pes! Pes! Mi oldu, iki mi oldu? Artık rahatlıkla kabalaşabilirdim. Garip bir özgürlüktü. Hatta ona babamın anneme yaptığı erbağ makasını bile yaptım. Ay! Ne yapıyorsun ya? Bir şey yapayım. İyice ayı oldun sen de ya. Tam bir hayvan oldun. Kabalaşmam gün geçtikçe artıyordu. Peste, peste! Canım acıyor! Peste! Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Öküz sübhanallah. Abi ne diyorsun ya? Gerçekten şu an çok seviyorum. Bak ne diyeceğim biliyor musun? Çok yakın zamanda buluşmalıyız. Yılmaz. Şener abi arıyor. Selam söylüyor selam sana. Selam söyle. Kabalaştım, kabalaştım, kabalaştım. Şey, ya da cumartesi diyorsun. Cumartesi buluşabiliriz. Ha? Şöyle deme ya. Bu beni çok güzel. Neyi böyle konuşuyorsun ya? İyi ben seviyorum. O zaman şey yapalım. Selim'ciğim, kızcağıza ne dedin? Küstü gitti, çabuk git yetiş, çabuk git yetiş. Bazen kötülük zihnimizde imparatorluk kurar. Artık hayata iyi yönden bakamazsınız. Öyle zamanlarda şöyle yapın. Dağılın deyin. Ben geldim. Bunu da sen yazmıştın. Nasıl oldu da bu kadar kötü olabildin? Devam etmeli ediyordu. Ayşıl'ın dediği gibi ilk yapmam gereken içimdeki kötülükleri atmak oldu. Bu imparatorluk fena halde canımı sıkmıştı. Ayşıl'ı unutmak benim için hiç zor olmadı. Zaten yürümüyordu. Hani derler ya farklı dünyaların insanlarıyız. İşte aynen öyle oldu. Hayata artık başka bir gözlükten bakmamın zamanı gelmişti. İçimdeki kötülüklerden arınıyordum. Ayşılsız hayatın güzelliğine doyamıyordum.
girmiyordu da ki. Biz farklı dünyaları insanlarıyız. Hayata başka bir pencerede bakıyoruz. Ya bitti. O ikili yolunu gidiyor. Sağ ol kardeşim. Ömer'e durduma bakma benim. Sevinç gözyaşları bunlar. Yani ayrıldık ya. Ondan. Sevinçten alıyorum. Canım kardeşim. Onu düşünüyorsun değil mi? Yok. Allah Allah. Ne alakası var? Ben şu an başka bir şey düşünüyorum. Kardeşim benim. Taklit. Dikkat ediyorum zaten. Yiyecek içecek çok önemli Selim. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bundan sonra yediklerine dikkat edeceksin. Dur. Anne ne yapıyorsun? Ne? Yani bu fabrikasyon, bu olmaz. Bak bu doğal ve organik. Aa, boş versene sen bunu. Bunlar köy yoğurdu gibi iki günde ekşiyor. Bunu böyle dolaba koyuyorsun, üç ay bana mısın demiyor. Yoğurt işini çözdüler Selim. Hadi. Yürü yürü yürü. Daha çok işimiz var. Heh. Yalnızlık veba gibi yayılıyor aslında. Acaba bu illet bana da mı bulaştı? Ayşıl, eğer geri dönmezsen... Senaryomun mutlu sonla bitmesini o kadar çok istedim ki olmadı işte. Mutlu son sanki gerçek dünyaya ait değil gibi. Sanki filmlere özgü bir şey. Bitti mi evladım? Bitti bitti. Oh oh rahatlamışsındır. Bitti mi oğlum? Bitti bitti. Oh oh, oh rahatlamıştır. Selim ne tarz yazdın evladım? Komedi. İşte komedi bir tıkmayın yok ama. Ayşıl 9 gün 9 saattir aramıyor. Bence iyi de ediyor. Söylemesi ayıp, bendeki gurur hiç kimsede yoktur. O aramazsa ben hayatta aramam. O kendini ne zannediyor acaba? Bana nasıl kötü diyebilir? Ben ona ne kötülük yaptım? Ayşıl arıyor. Hayır olmaz olmaz istemiyorum. Hayır hayır Selim yapma ne olur. Selim... Aşkım, çok özledim seni. Ben de seni çok özledim aşkım.